Dedim ki inşallah ki bu dualar ki dedi Allah dualarınızı kabul etsin. Oturup bir bek oturup bir bek oldu. Allah inşallah kabul etsin yazık arkadaşlar. Ben buna çalmak istemedim. Çok takip edenler arkadaşlar ki bu sebeple ile 12 günde Azerbaycan hükümetinde öyle işler baş verir ki dünyanın hiçbir ülkesinde öyle işler baş verir. Azerbaycan'da Bakı'da 6 tane mecidin sökülmesine aile mahkeme karar çıkardı. Ve ondan sonra Gence'de Emdal İmam Maddi'de İmam Ali Mecidi, Yasamalı'da Peygamber Mecidini söktüler. Ve bu mecidde, neft taşlarında da bu mecidler yani söküldü. Bu gitgide devam edir. Eğer bu 12 günde biz sussak, bu gelip başımızda bir gün patlayar. Emir el-Muminin aleyhisselam buyurur ki, deyir, eğer bir insan bir yerde yaşayarsa, geceler sahara kadar ibadet eder, bütün gündüz, bütün il boyu oruç tutar, onun ülkesinde zulüm olarsa ve o zulmün kabağında hiçbir iş etmezse, o ölende alnına yazılacak kafir. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam da buyurur ki, Müslümanlar emir ve maruf, nezi münker etmeseler, pişmeden bir gün onlara hakim olacaklar. Bizim söhbetimiz burada nasıl diyor ki, biz götürüp elimize silah gidip kimdense vuruşa. Bakıda o boyda mecidlerin kabağına 120 tane cavan mümin sizin kimi kardeşler ellerinde şu an mecid sökülse kan su yerine akıtacak. İcra komitesinde miting edildiler, meyreye gittiler, neşesi onların hepsi onda ve bugüne kadar da bu mecidlerin saklanmasında büyük rolları oynuyor. Elençin'e de Gence'de Deli Mehmetler Mecidinde tekriben 5 tane mümin hiç kimden korkmadan ve bu mecidin bu iki günde saklanmasına sebep olurlar. Onların da embatlarına salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. Bir de arkadaşlar, nazarınızı çarptırayım ki rahmetli büyük alim, İslam dünyasının 12 günde göstericisi rahmetli Kuveyni Rizvanullah Aleyh buyurur ki mecidlerdeki olduğunuz azadarlığı hiç vakit saklamayın. Azadarlık her şey olmalıdır. Bugün İmam Ali Aleyhisselam şehit olunur. Özünüz bilirsiniz ki İslam dünyasının güneşi ve geçen ahyada da ki o zerbetlenmişti, çok teessüf ki burada azadarlık olmadı. Ve inşallah bazı kardeşlerin, en ekseren burada kardeşler ki ben ki tanıyorum, bilirsiniz ki İslam dini bugünkü günde güzel söhbetlerden sabahı azadarlık saklıyor. Bu azadarlığı neyin bahasına olursa olsun biz saklamaya öz öğdemize götürmüşük. Güzel burada ruzakanlar var ki onlardan istifade etmeli ve bu meclisler hiç vakit dağılmamalıdır. Bu hafta ayın 18'inde Kuds günüdür. Kuds rahmetli Khomeini Rizvanullah Aleyhi'nin vasiyetine göre bütün Müslümanlar 6. düğmede çıkırlar. Öz itiraz seslerini Kuds'a göre edirlər. Ve buna etmediğimize göre bugünkü günde biz bilmirik. Mitingi Kuds'a göre eder yoksa bizim Azerbaycan'dan mecidlerin sökülmesine göre eder. Bugün düşman ülkeler hansı ki İslam'dan uzaklıdırlar. Onların gazetelerinde, onların televizyonlarında iftar verilir. Ve Ramazan ayından danışılır. Çok teessüf ki bizim ülkemizde 95-97-98% Müslüman olan bir halkın 12 günde dinden danışma ve vazneyse ay günler rüyalar çıkıp 12 günde halkı dinden uzaklaştırırlar. Bu da bizim çok demeyorlar ki talepsizliğimizden ileri geldi. Bugün böyle bizim ahyamız, ben derdim ki 12 günde asıl ahya hele bu söhbetlere kulağı asma. Ha bu işte biz özünüz bilirsiniz ki 96. yılda bu cemiyeti teşkil edenler hemen rahmetli gibi biz dedik, o da onlardan biriydi. Ve bu cemiyet durur 12 günde Fırıslık Mir Mecidinde, her pazar günleri, cuma akşamları hem 4. gün, Atırhan'da Mecidinde 5. günler, pazar günleri saat 1'de hem Azerbaycan dilinde hem Rus dilinde öz tedrislerimizi devam ettirdik. Ramazan ayının başlayan günden Peçetlik, Tekstilçik metrosunda polise şaseyini dom edin her gün iftarlar verilir. Ve inşallah sizi de bu işlere davet edin. İslam dini bir tane dinden, tasvirden ibaret değil. İslam dininde namaz, orucdan başka 8 tane amel ki firudinde var. Hamısı onlar siyasettir. Kur'an'ın 500 tane ayası siyasi ayadır. Ha bugün kim değilse siyaset başkadır, din başkadır. Bu şer'i cehetten de kafirdir ki 500 tane ayanı inkar edin. Böyle bizim bugünkü günde söhbetimiz o değil ki biz bugünkü günde bu söhbetlerden kimiyse çağırırız. Muharibaya hayır. Öz hakkımızı talep edemeyiz. Bugünkü günde mecidler sökülürse, eğer biz susuruksa, bir özünüz bakın. İmam Zaman gelende
ne diyecek bize? İmam Zaman Aleyhisselam'ın Allah zorunu tecil eylesin. Bugün de bütün dualar edilip Allah öz rahmetiyle, mehremetiyle kabul eylesin. Allah bütün Müslümanları birbirine rauf ve mehriban eylesin. Bu dualardan sonra azalarlık ta sübh azayına kadar olacak. Bugünkü günde bütün Allah burada deyilen söhbetleri öz hakkında kabul eylesin. Ali Muhammed'e şeytanın gözü çıksın, şeytan tipli insanların canı çıksın. Muhammed ve Ali Muhammed'e hocadan salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Hacım. 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 Allah! Hakkı'na bir seçilmiş bu var. Hakkı'na bir seçilmiş bu var. Ben de şu an. 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 Ş